Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Zat-ı Mekke 10. sefir 68. kısım. Vaka. Allah seni başarı erdirsin. Bilmelisin ki Halil İbrahim makamında ve yerinde bu sözü yazıyordum. Allahu Teala bu makam için hakkını ödeyen İbrahim demişti. Çünkü o oğlunu gördüğü rüyanın gereğini yerine getirmişti. Bu esnada beni bir uyku aldı. Ansızın ruhlardan birisi bana Allah'tan şöyle aktarıyordu. O çok ah çeken ve bağışlayıcıdır. Sonra bana İbrahim ah çeken ve hilim sahibiydi ayetini okudu. Anladım ki Allahu Teala bana kendisiyle beraber hilimde bulunan bir güç verecektir. Çünkü kudretsiz hilim değildir. Bir takım insanların benim şerefim hakkında söz etmesiyle Allah'ın beni sınayacağını anladım. Ben ise gücüm yettiği halde onlara karşı hilim gösterecek ve pek çok eziyet görecektim. Çünkü burada mübalağa kalıbıyla Halim yani çok bağışlayan ismi getirilmişti. Sonra İbrahim Evvah yani çok ah çeken, inleyen de isimlendirildi. Bunun anlamı sürekli inleyen ve ah çeken demektir. İbrahim Allah'ın celalini müşahede ediyor ve hakkın bu ilahi celaline layık saygı gösterecek şekilde davranamayacağını biliyordu. Hiçbir yaratık Allah'ın celalinin gereği olan büyüklük ve güce karşı koyamaz. İbrahim'in makamını namazgah edemememizin nedeni budur. Yani namazda duanın ya da namazın ardından bu makama ve niteliğe ulaşmamız için bize dua etmek emredildi. Bu nitelik Allah'ın dostu olan İbrahim'in niteliği, onun hali ve makamıdır. Biz de bu dostluktan bir payımız olmasını umarız. Nitekim kemalden, sonluktan ve bu ümmet içerisinde eşyaya yayılan üstünlük derecesinden bu konudaki müjde nedeniyle bol bir pay elde edilmiştir. İbrahim'in makamı ile ilgili bir husus da onun Allah için ayağa kalkmış bir ümmet olmasıdır. O Allah'a ortak koşmayan, nimetlerine şükreden bir kuldu. Allah onu seçmiş ve doğru yola yönlendirmişti. Burada yıldızlar hakkında söylediği "O benim Rabbimdir" sözü gibi kendisiyle ilişkilendirilen, bağışlanmış ya da kınanmış genel anlamda şirk ve ortak koşma kastedilmiştir. İbrahim'in makamının bir yönü Allah'ın birliği hakkında kanıtın kendisine verilmesi ve nimetlerine şükreden olmasıydı. Allah onu seçmiş ve bu nedenle İbrahim seçilmiştir. Ona hidayet etmiş yani kendisine gösterdiği şeye ulaştırmıştır. Onu dost doğru yola ulaştırmıştır. Bu yol Hud peygamberin sözünde geçen Rabbin yoludur. Hud peygamber Rabbim doğru yoldadır der. Bu makamın başka bir özelliği ise İbrahim'in hanif olmasıdır. Başka bir ifadeyle o bütün hallerinde bir müşahede ve görüye dayanarak Allah'a yönelir. Allah'ın emrinden ve onun mertebesini yeğlemesi nedeniyle nefsinden Allah'a yönelirdi. Bunu ise yerleştirildiği makam ve gördüğü müşahedeye göre yapardı. Kısaca İbrahim kendisinden meyletmek gereken her şeyden Allah'ın emriyle Allah'a meyleder ve yönelirdi. İbrahim'in makamının bir özelliği de onun Müslüman yani teslim olmasıydı. Başka bir ifadeyle herhangi bir tereddüt olmaksızın kendisini davet ettiği için Allah'a boyun eğerdi. Ümmet iyiliğin öğretmenidir. Biz de insanlara bu bilgiyi öğretirken iyiliğin öğretmeni olmaktan nasiplenmeyi umarız. Kimsenin Allah'ın katından yani onun bilgisinden başkasıyla ortak olmadığımız bir hususun bize tahsisini ve onu öğrenmeyi umarız. O konu sadece bize özgü olduğu için o konuda ümmet ve öğretmen olmayı umarız. Kanıt ise Allah'a itaat eden demektir. Ben de gizli ve açıkta Allah'a itaat edenlerden olmayı umarım. İtaat ancak ilahi adetler ve hitaba bağlı emirler esnasında söz konusu olabilir. Ben Allah'ın sırrında emir verdiği ve doğrudan emirlerine bağlanan kimselerden olmayı umarım. İbrahim peygamberin makamının bir özelliği de salah yani iyilik idi. Bize göre salah, kulun ulaşabileceği, dünya ve ahirette nitelenebileceği en şerefli makamdır. Çünkü salah, Allah'ın seçkin kullarına ihsan ettiği bir niteliktir. O, her peygamber ve nebinin ulaşmayı arzuladığı bir niteliktir. Bizde peygamberlerden varis olduğumuz ve bizden başkasında bulunduğunu görmediğimiz bu konuda büyük bir zevk vardır. Salah meleklere ve ruhanilere özgü niteliktir.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kul teşehhüdünde salat bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun" dediğinde gökte ve yerde bulunan bütün salih kullara bu dua ulaşır. İbrahim'in makamının bir özelliği Allah'ın dünyada hayattayken ödülünü vermiş olmasıdır. Bu her peygamberin "benim ücretim Allah'a kalmıştır" demesidir. Kastedilen tebliğ ücretidir. İbrahim'in ücreti Allah'ın onu ateşten kurtararak ateşi ona serin ve esenlik yapmasıdır. Ben de benden çıkan her türlü günah ve itaatsizliğin hükmünü İbrahim'in atıldığı ateş gibi yapmasını Allah'tan umarım. Bunu ise bir amel karşılığında değil, Allah'ın bir ihsanı olarak beklerim. O ahirette de salihlerden idi. Yani bu ödül nedeniyle dünya hayatında Allah'ın kendisini kurtarmış olması ahirette ulaşacağı ödülü hiçbir şekilde eksiltmez. İbrahim'in makamının bir özelliği de ahde vefadır. Çünkü o sözüne vefa gösteren kimsedir. Ben de Allah'a verdikleri sözü yerine getiren, sözleşmeyi bozmayan, Allah'ın birleştirmeye emrettiği şeyi birleştiren, Rablerinden korkarak kötü hesaba çekilmekten korkanlardan olmayı umarım. İnsanları sürekli buna teşvik ettiğim gibi arkadaşlarımı da bu konuda yönlendiririm. Sözümü dinleyenlerin az ya da çok hayırla ilgili olarak Allah karşısında verdiği sözü bozmasına rıza göstermedim. Böyle bir insanın günaha düşürmeyecek bir ruhsat nedeniyle bile olsa verdiği sözü bozmasına müsaade etmedim. Ruhsat bulunsa bile insan Allah'a verdiği sözü yerine getirir ve en üst makam nedeniyle tam ve yetkin bir şekilde sözünü yerine getirir ve onu bozmaz. Sözü bozmaya alışıp onu ihlal etmeye helal sayan bir nefsten hiçbir şey meydana gelmez. Bütün bunlar Allah'ın bize namazgah edinmeyi emrettiği İbrahim'in makamının özellikleridir. Allah bize şöyle buyurdu: "İbrahim'in makamını namazgah ediniz." Başka bir ifadeyle orada namaz kılarken İbrahim adına gerçekleşmiş bu makamlara ulaşmak için dua ediniz. Nitekim bunu daha önce ifade etmiştik. Bu vakadan bana şöyle denildi: "Arkadaşlarına söyle, yolculuğumdan önce varlığımı ganimet bilsinler." Ben de içinde bu sözlerin de bulunduğu şu şiiri yazdım. Uyandıktan sonra da şöyle dedim: "Bana bir hitap geldi, gayemin bulunduğu mertebeden. Bir ses söyleyeyim diye bütün dindaşlarıma. Varlığımı nimet sayın yolculuğumdan önce. Gözlerimle göreyim diye kıblemin kim olduğunu. Varlığımda da kimdir benim illetim ve sebebim. Çünkü ben yoksulum, kapayamam gediğimi. Benim sevgim makamımdır, hal ise dostluğumdur. Onun kendisi ise varlığımdır, bilgi elbisemdir. Kendimi davet ettim yüz çevirdiğinde zikirden. Ben o değilim, o da benden bağımsız değil. Tecelli ettiğinde ise hilallerle birlikte varlığımı görmeye, perdemin ardından benim. Bana bir sağ el uzattı, sırf öpeyim diye. Ben de kendimden başkasını görmedim. O benim cümlemdendi." Bu vakada Hakk'a yaklaştırıcı ve Hakk'ın ihsan ve inayetine delil olan ilahi müjdeler gördüm. Allah'tan bunu dışta da gerçekleştirmesini umarım. Çünkü saygı bu gibi durumlarda Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini söylemeyi gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Rüya Allah nezdinden ise Allah onu gerçekleştirir." Bununla birlikte onun Allah katından olduğunu biliyordu. Ben de hakkında benzer bir şeyi söylediğim her vakanın sabah aydınlığı gibi çıktığını gördüm. Ben o sözü söylerken Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor ve onu örnek alıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyada Cibril'in Ayşe'yi kızıl ipek örtü içinde getirip "bu senin eşindir" dediğini görmüş. Rüyasını arkadaşlarına anlattığında şöyle demişti: "Bu rüya Allah katından ise Allah onu gerçekleştirir. Burada uyku ve hayal mertebesinin gereği olan ihtimalin etkisi nedeniyle şartlı cümle kursa bile rüya peygamberin gördüğü ve kendisine söylendiği gibi gerçekleşti. Rüyanın ardından Ayşe ile evlendi. Ben de gördüğüm her rüyada bunu örnek edindim ve peygambere uymada ondan yararlandım." Bütün bunları ise "Rabbinin nimetini zikret" ayetindeki Allah'ın emrine uymak için söyledim. Kitap ve sünnete uygun olan bu ilahi nimetlerden daha büyük ne olabilir ki? Konumuza dönüp şöyle deriz: Hacı ifaza tavafını tamamladığında üzerinde say kalmışsa
daha önce sahiden söz ederken belirttiğimiz şekilde onu tamamlamak üzere çıkar. Yoksa zemzeme gelir, suyunu yudumlar. Zemzem bir kuyu iken batini yorumda ise doğal unsuri surette gizlenmiş bilgidir. Bu su o surette gizlenmiştir ve nefsler onunla hayat bulur. Bu su sırf kulluğa işaret eder. Allah'ın doğadaki hükmü göklerde ve yerdeki hükmünden güçlüdür. Çünkü o ikisi bize göre doğal doğa alemindendir. Doğal aleminden ise her cismani beden ulvi ve sufli alemin hakikatlerinin birleşiminden ortaya çıkar.